Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bugün değerli bir konuğumuz var ve tıp etiğini konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Haldun Müdessiroğlu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi, eski rektörümüz. Haldun Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum Murat Bey. Evet, değerli konuklar, biraz önce dediğim gibi etik konusunu konuşacağız, tıp etiğini özellikle. Öncelikle ben haftanın sözüyle giriş yapmak istiyorum. Hans Küng'ün bir sözü var. Diyor ki, evrensel etik, bağlayıcı değerler, vazgeçilmez ölçütler ve kişisel tutumlar üzerine temel bir konsensüs anlamına geliyor. Bunlar olmaksızın toplum er geç, anarşi ya da yeni bir diktatörlüğün tehdidi altında kalır. Evet, etik bu kadar önemli mi hocam? Buyurun, söz sizde efendim. Evet, aslında gerçekten çok önemli. Ama aynı zamanda da tarif edilmesi oldukça zor ya da tek bir cümleye sığdırılması oldukça zor bir konu. Ben de o nedenle biraz bu konuyla ilgilenip de değişik kitaplara bakarken bir takım örnekler vererek, sınırlarını biraz anlatmaya çalışarak elimizdeki, avucumuzdaki etik kavramının ne olduğunu biraz seyircilerle birlikte, bizi dinleyenlerle birlikte keşfedelim istedim. O bakımdan aslında etiği tam anlamıyla anlatan çok güzel bir söz sizin girişte kullandığınız cümle. Ama belki bu konuşmanın bir bölümünün sonunda da biz de böyle bir tanıma kendiliğimizden varacağız. Bir kere tıp etiği herkese hitap eden bir kavram. Yani ister Evet. araştırmacı olun, ister felsefeye merak salmış olun, isterseniz tamamen klinik branşlarda çalışıyor olun. Herkes bu konuyu ucundan kenarından yakalayabiliyor. Etik denince en fazla üzerinde durulan ya da en fazla akla gelen konulardan bir tanesi işte mesela ölmenin kolaylaştırılması, öldürmenin ahlaki olup olmaması mesela tamamen etiğin konusu içerisine giriyor. Bunun dışında bazı ister istemez bizi politikayla da aşina hale getiriyor. Çünkü ne de olsa sınırlı olan dünyadaki sağlık hizmeti sunumu nasıl dağıtılmalı, kimlere ne ölçüde bu hizmet ulaşmalı, bu da aslında bu süreç nasıl işlemeli, bu da aslında etiğin konusu. Bir başka konu bir takım yasal konular. Örneğin hekimin ötenazi uygulaması acaba daima suç mu sayılmalı? Acaba akıl hastalarına hangi durumlarda zorla tıbbi bakım ya da tıbbi tedavi uygulanmalı? Yani sonunda demek ki çok değişik boyutları olabilen bir kavram. Ve aynı zamanda bizi doğru bildiklerimizle de zaman zaman çelişkiye sokan bir kavram etik. Örneğin işte son zamanlarda tıbbın, genetiğin en önemli konularından birisi olan klonlama teknolojisi. İşte DNA zincirinde değişiklikler oluşturulması ya da üreme teknolojilerindeki yenilikler. Tüp bebekteki özellikle. Tüp bebekteki yenilikler ve bununla ilgili olarak da bunun getirdiği sorunlar ya da sorular. İşte hiç aslında var olmamış, belki de hiç doğmayacak bir canlının bunların hakları nelerdir? Bunlara karşı nasıl davranmalıyız? Ne yapmalıyız ya da ne yapmamalıyız? Bütün bunlar gene etiğin konusu içerisinde. Aynı şekilde mesela günümüzde artık ömür uzuyor. Ömür uzamış durumda. Aynı zamanda başka bir toplantının rahatlıkla konusu olabilecek Alzheimer hastalığı ya da işte demans hastalıklarında bu tür hastaların nasıl izlenmeleri gereği de etiği aslında çok ilgilendiriyor. Acaba ileri teknolojiler kullanarak, tıbbın tüm imkanları kullanılarak bu hastalar hastanede mi tedavi edilmeli
Yoksa aslında bu son dönemini evde daha rahat bir ortamda mı geçirmeli gibi gibi. Ama bir yandan da bu örneklerde de belki biraz düşününce seyircilerimiz de benle aynı fikre kapılacaklar. Aynı zamanda etik böyle çok teorik bir konu değil. Yani sonunda uygulamaya yönelik. Yani sonunda bir çözüm üretmeye yönelik bir konu. Öyle bir kavram. Dolayısıyla hastalıkların tedavisi, klinik seyrinde gelişen problemler, her ortamda verilen hizmet ve davranışların etik yönü sadece üstelik hekimleri değil, aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarının da ilgilendiren bir konu. Hasta ve hasta yakınları dahil. Doğru, kesinlikle. Yani o zaman toplumun çok önemli bir kesimi de bu konuyla haşır neşir olması gerekiyor. Hocam müsaadenizle ortak kitabımız var sizin de bildiğiniz gibi. Evet, Tıp Etiği Kısa evet. Giriş. Michel Dan'la Tony Hopkins İş Bankası yayınlarından. Burada şöyle bir sözcük var. Bunu tartışmak istiyorum sizinle. Tıp etiğinin ayrıtıcı özelliği diyor ki burada. Tıp etiğini, tıp hukuku, siyasal eylemcilik, tıpla alakalı toplumsal bilimler gibi bağlantıda etkinliklerden ayırt eden önemli aynı unsurlardan biri argümanın oynadığı roldür diyor. Evet burada bizi ilgilendiren bu hocam. Sizin de konuşmak istediğiniz zaten özellikle bir akademisyen olarak asistanlarınıza, öğrencilerinize ne demek istiyoruz? Yani burada fark nedir yani tıp etiğinin diğer etiklerden, hukuk etiğinden, diğer meslek etiklerden ayıran argüman nedir? Bir de önce isterseniz bir hukuktan olan farkını özetleyerek bu sorunuza cevap vermek isterim. Bir kere hukukta tartışmalı konular, argümanlar ya kanunla düzenlenmiştir veyahut da önceki yargı kararları varılan noktada etkili olmuştur. Etikli ise önceden böyle belirlenmiş ilkeler yoktur. Yani hangi etik ilke söz konusu ise bunun niçin böyle olduğu, başka türlü olamaz mıydı, başka çözüm bulunamaz mıydı hep tartışıla gelir. İkinci önemli bir farkı hukukta yargı kararları benzer durumlara nasıl uydurulacağı aslında kişiyi bağlar. Yani şu şöyledir denir, bu böyledir denir ve biter, kesindir, hüküm kesindir. Etikte ise böyle bir bağlayıcılık yoktur. Olsa olsa yol gösterici bir vasıfta olabilir. Yani şöyle diyebiliriz. Biz daha önceden böyle böyle düşünmüştük ama acaba doğru mu düşünüyoruz? Acaba bunun başka bir çözümü olabilir mi diyebiliriz. Aynı zamanda kanunlar mecliste ya da işte yargı organları tarafından ya da mahkeme kararları, önceki mahkeme kararları gözetilerek çıkartılır. Bu kurumlar da tabii ki etik açıdan doğru kararlar vermek ister. Ama etiğin hiçbir zaman mutlak doğruluk ya da mutlak hukuka uygunluk gibi bir kaygısı olamaz. Ama bu arada da tabii ki yasalar eğer etik açıdan sakıncalı unsurlar barındırıyorlarsa bunların da etiğe uygun hale getirilmesi de ya da değiştirilmeleri de tabii ki işin gereği olmalıdır. Bir başka durumda aslında etik hekimlik örgütünün ya da sağlık sisteminin olaya nasıl baktığı ile de ilgili olabilir. Yani onun için etik çok bir yerde evrenseldir. Bir yandan da kişiseldir. Yani Türkiye'deki bir etik sorun bir başka Güney Amerika ülkesi için pek fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ya da bunun tersi de söz konusu Ya olabilir. O mesela zaman Amerika Birleşik Devletleri buradaki eyaletler arası bile çok fark var, değil mi efendim? kesinlikle, kesinlikle. Ve aynı zamanda zaman içinde de değişim gösterir. Yani geçen yüzyıldaki bir etik çözümleme şimdi geçerliliğini kaybediyor olabilir. O halde etik aslında özünde bireysel bir meseledir ve birazcık da bakış açısıyla ilgilidir. O halde tıp etiği tartışmalı ya da çelişkili bir konuda durumu açıklığa kavuşturmalı. Hastaya neler söylenmeli,
açıklamalar nasıl yapılmalı, bu konularda yardımcı olur. Yani etiğin asıl var olma nedeni budur. Tıp etiği durumu analiz eder ve ilgili kişilere bu yönde farklı şekillerde davranma konusunda teşvik eder. Ve mevcut bilgi birikimindeki boşlukları da değerlendirerek, saptayarak doğru tıp uygulamalarını destekleyen bir tutum içerisine girer. Yani etik aslında çözümleyici bir kavramdır. Sonunda pratik noktalara ulaşmayı hedefler. Ama bu süreç bazen tabii ki uzun sürebilir. Burada ben Etiğin en saptama yapmak istiyorum hocam müsaadenizle. önemli... Tabii Deontoloji ki. kelimesine getireceğim sözcüğünü. Haftanın sözcüğü olarak onu aldım. Biliyorsunuz Kant'ın ürettiği bir kelime. Ahlaki sistem, meslek ve iş ahlakını inceleyen bilim dalı. Burada konumuza gelirsek, deontoloji, tıbbi deontoloji dediğimizle etik arasındaki ilişki nedir efendim? Şimdi tıbbi deontoloji de aslında etik unsurları barındıran noktaların bir takım kurallarla, bir takım bağlayıcı o hekimi ya da o meslek erbabını bağlayıcı unsurlarla yazılı hale getirilmesi ile oluşur. Örneğin tıbbi deontoloji dediğimiz zaman hekimin hem mesleki olarak etkinliği sırasında ya da iş yerinde çalışması esnasında hasta sahibine, meslektaşlarına, topluma karşı uymak zorunda olduğu kurallar, tutum ve davranışların yazılı bir hale getirilmesidir. Bu Biraz da felsefi aslında boyutu var gibi geliyor. Öyle değil mi hocam? doğru. Onu belki birazdan zamanımız kalırsa hani her hekimin Bakış açısı. mesleki çalışmasının ya da evet mesleki çalışmasının ya da tıp eğitiminin sonunda ettiği mesleğe başlarken ettiği belki Hipokrat andıyla da bu hususu birazcık daha açıklayabiliriz. Ama tıbbi deontoloji şu anda ülkemizde meslek erbabını bağlayan herkesin o konuda çalışan herkesin uymak zorunda olduğu ahlak, etik kurallarını bir bütünüdür diyebiliriz. Yani yakından Peki hocam ilişkili bir ama aynı şey değil. akademisyen olarak bir hekim olarak tabii ki bilimsel çalışmalarınız var. Felsefi boyutu var yaptıklarınız. Ben ona inanıyorum. Benim de hekimimsiniz. Ayrıca da teşekkür ederim. Etik anlamda teşekkür etmeyi de bilmek lazım. Sağ olun emekleriniz için. Ben şunu söylemek istiyorum, sormak istiyorum size. Evrensel etik farklı kültürleri bir arada harmanlayıp sentez edebiliyor mu? Ne diyeceksiniz? Özellikle tıp alanını biz işliyoruz şimdi. Şimdi değerli Doktor Moğlu, etiğin, tıbbi etiğin en önemli bileşeni akıl yürütmedir ve tartışmadır. Evet. Yani bilimsellik ve o konuda da tartışmak, doğruya ulaşma çabası içinde olmak ve akıl yürütme en önemli bileşenlerdir. Yani akılcı bir gözle olaya yaklaşmak, kendi benimsediğiniz görüşlerin gerekçelerini net bir şekilde ortaya koymak ama karşı tarafı da dinlemek ve eğer onun gerekçeleri daha sağlam gerekçelerse kendi fikrinizden vazgeçmek de bir etik bir kuralın, etik bir kavramın oluşmasında büyük önem sağlar. Ama mantıklı düşünme, yüksek standartlarda akılcılık yani salt akılcılık da etikte yeterli değildir. Etikte değerli olan ya da gerekli olan bir başka konuda deyim yerindeyse kalbimizdir. Yani vicdanımızdır. Akılcı bir şekilde düşüneceğiz ve akıl yürüteceğiz. Bilimsel verilerle hareket edeceğiz. Ama günün sonunda aynı zamanda vicdanımıza da danışacağız. Ve bunu bu şekilde ben hastama söylersem bunun yararına olur mu? Hasta yakınlarına şu kadar bilgi verirsem bunun artısı eksisi ne olur? Bunu da konuyla birlikte harmanlayacağız.
Tıp etiğinin aslında dört temel ilkesi vardır. Bunlardan birincisi hastanın özerkliğine saygı göstermelidir. Yani hastayı bir birey olarak Evet. alacağız ve işte bu hasta yaşlıdır, bu hasta akıl hastasıdır, bu hasta yani kendi kendini idare etmekte beceremez, onun için hastaya bir şey sormaya, söylemeye gerek yoktur gibi bir kavram etikle bir araya gelmez. Mutlaka her hastanın ne kadar kötü, ne kadar kendi kararını vermekte zorlansa da her hastanın temel bazı hakları vardır ve onlara etik bir şekilde davranmak gerekir. İkincisi, ikinci temel ilke yarar ilkesidir. Yani hasta için en iyi olanı saptamamız ve onu benimsememiz gerekir. Üçüncüsü ise bunun aslında tersi, hastaya zarar vermeme ilkesidir. Yani yaptığınız şey yararı sınırlı bile olsa zarar vermemelidir. Hiçbir Hocam şey Latince hastanın biliyorsunuz yaşamına bize öğrettiğiniz şeyler da öncelikle evet. primum Evet. non nescere Öncelikle secundum zarar. ipsis yani önce zarar vermeyeceğiz sonra faydalı olacağız. Evet. Değil mi efendim? Evet. Dolayısıyla zarar vermemek son derece önemlidir ve dediğiniz gibi bu zaten Latince bir deyimhanede gelmiştir. Ve bir de belki de olmazsa olmaz işin gene bir başka ilke adalet ilkesidir. Yani siz bir hastaya bu şekilde davranıyorsunuz ama benzer durumdaki hastalar benzer şartlarda aynı sağlık hizmetine ulaşabilmelidir. Yani A hastasına tamamen farklı, B hastasına tamamen zıt bir yaklaşım gene etiğin tartışmalı konuları içerisine girer. Gene belli bir gruba sunulacak sağlık hizmeti düzeyi belirlenirken bu kaynak kullanımı başka hastalar açısından da acaba yeterli midir, değerli midir? Bunun da gene araştırılması gerekir. Ve bu arada da tabii ki etik bir kural ortaya konulurken, etik bir davranış belirlenirken bazı meslektaşlarımız çok sayıda işte ama şöyle ama böyle onun şu zararı var, bunun bu kadar faydası yok gibi bir takım tartışmalarda da bulunabilirler. Ama bunlar aslında iyice düşünüldüğünde hiçbirisi içi dolu olan tartışma değildir. Yani hepsi kolaylıkla çürütülebilecek tartışmalardır. Bir başka konu bazı meslektaşlarımız mesela bir tedavi planı sırasında işte bu doğal bir yol değildir. Doğal olmadığı için de bu tedavi etik açıdan yanlıştır gibi bir noktaya getirebilirler işi. Bu da doğru değildir. Yani bunlara saplanmamak gerekir. Örneğin bir menenjit tedavisi sırasında antibiyotik kullanımı antibiyotik doğal bir madde olmamasına rağmen olmazsa olmaz bir tedavidir. Yani doğal değildir diye bundan vazgeçmek hiçbir şekilde etik değildir. Bir başka konuda bazı meslektaşlarımız işte etik açıdan bir karar vermeye çalışırken hemen işte Tanrı rolüne soyunmamak lazım şeklinde bir gerekçeyle bu duruma karşı çıkabilirler. Bu da aslında çok hem sakıncalı hem de geçerli olmayan bir savdır. Niye böyle? Çünkü günümüzde birçok az önce de bir kısmından bahsettik. Örneğin tüp bebek. Bu tüp bebek zaten hani Tanrı böyle istemiyor noktasından artık çok daha ileri bir noktaya taşınmıştır. İşte bazı kalıtsal hastalıklardan daha doğmadan önce, daha canlı meydana gelmeden önce, daha embriyo halindeyken bile kurtulmak ve yeni gelişecek bebeğe sağlıklı bir hayat sunabilmek o açıdan mümkündür. Ya da organ nakli hiç düşününüz başka bir hastadan, başka bir canlıdan alınan bir organ bir işte örneğin bir böbrek nakli için işte bir diyaliz külfetinden ya da başka bir takım milyonlarca liralık ilaç kullanmaktan ve hastanın konforunda çok farklı noktalara hastanın gelmesini sağlayabilmektedir gibi. O açıdan bunlar son derece önemli noktalardır. Bir başka noktada kişinin yani bu etik ilke üzerinde düşünen kişinin ahlaki açıdan dürüst olması lazım ve bir de sezgilerinin de
güçlü olması lazım. Evet, muhakkak. Güçlü sezgi içinde aslında iyi bir deneyim geçmişi gerekir. Yani insanlar bir bakışta bu işin sonu nereye varacak, bu hastanın sonucu nasıl sonlanacağı da düşünüp kararını ona göre vermelidir. Ve bu deneyim de nesnel kanıtlarla, merak ve derin düşünmeyle daha da pekişir. Bu arada tabii ki iyi bir hekimin, etik değerlere önem veren bir hekimin sanat, edebiyat gibi hayal gücünü kuvvetlendiren unsurlara ve bir de belki de yaratıcılığa da gerek vardır. Yani belki üçüncü bir yol üzerinde de çalışmamız gerekebilir. O halde bütün bunlara dayanarak değer yargıları da zamanla değişir, toplumdan topluma değişir. Kültürler arası Etik konular da farklılıklar çok bilirsiniz, önemli. evet, çok önemlidir. Ve bir de normal sade insanların bu konuya yaklaşımı da çok önemlidir. Biliyorsunuz her türlü etik kurullarda, etik çalışmalarla ilgili klinik olsun, invazif işler, girişimsel işlemler olsun, etik kurullarda tamamen toplumdan konuyla hiç ilgisi olmayan insanlar da orada yer alır. Uygulanacak bir yöntemin ya da yapılacak bir tedavinin sade vatandaş üzerinde nasıl bir etki bırakacağının, onun nasıl algılayacağının da etikte büyük önemi vardır. Hocam müsaadenizle ben araya girmek istiyorum. Programın sonuna yaklaştık. Ancak sizden dedim ya biyomedikal etikte etik sorunlar bu çok önemli bir başlık. İkinci bir program sizden söz alayım. Bunu da o konu o başlıkta konuşalım ikinci programda. Evet, o Müsa çünkü evet çok iyi olur diye tamamen düşünüyorum. farklı İkinci bir bir konu. program. Bu arada biz programı bitirirken isterseniz hekimlik andının, meslek andının anlamını ve tıp öğrencileri ve asistanları önerilerinizle programı ben kapatacağım efendim. Son sözlerini alın. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Evet, her tıp fakültesi mezunu Hipokrat andını ederek mesleğe başlar. Bir kere Hipokrat hakikaten tıbbın babası olarak adlandırılan, antik çağda yaşamış bir bilge kişidir. Aynı zamanda bir hekimdir, o çağın hekimidir. Onun bir takım ilkeleri de çağlar boyu aktarılmıştır ve sonunda kendinin böyle bir hekimlik andında vücut bulmuştur. Ve hekimlik andı sadece aslında bu mesleğe özgü bir anttır. Yani günümüzde işte sosyal bilimcilerde, başka tıp dışı mensuplarda, mühendislerde benzer antları etmektedir. Ama sonuçta orijinali budur ve bu da şu anda Dünya Tabipler Birliği Cenevre bildirgesinin 2017'de kesinleştirdiği Evet. ant burada kullanmaktadır. Bunun özü sır tutucu olmak, hastanın bilgilerini kimseyle, ölümünden sonra bile kimseyle paylaşmamak, Paylaşmamak. bir adanmışlık üzerine bir ant içmek, yani yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağım diye başlar ant. Sağlığına ve esenliğine her zaman büyük değer vereceğime hastalarımın diye devam eder. Ve mesleğimi vicdanımla, onurumla, iyi hekimlik ilkeleriyle bütün gücümle koruyup geliştireceğimi söyler. Meslektaşlarımı kardeşlerim sayacağım diye devam eder. Aynı zamanda mesleğimi bana öğretenlere de saygımı, sevgimi eksik etmeyeceğim, minnetimi eksik etmeyeceğim der. Ama bu arada da bu mesleği en iyi bir şekilde devam ettirebilmem için de kendi akıl, ruh sağlığımı, bedensel sağlığımı da koruyacağım diye de sözler devam eder. Ve hiçbir ırktı, dindi, hiçbir sosyal yapı benim bu kararımı değiştiremez der. Ve bu konuda da kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine ant içerim şeklinde biter. Bu tabii ki büyük bir moral değer sağlar yeni hekime. Ve biz de zaten üniversitemiz olarak her tıp fakültesi mezununa
bu hekimin andını çerçeveletip kendisine armağan ediyoruz ilk armağan olarak yeni mezunlarımıza. Ve eminim ileride hep duvarlarında bunu görürler ve bu anda uygun bir şekilde hareket ederler. Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Ben sizin son sözlerinizi alacağım tabii ama bir de duyuru yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bu ay Ekim ayı, meme kanseri farkındalık ayı. Gelecek hafta bu konuda bir program yapacağım. Ben soruları cevaplayacağım. Bir genel cerrah uzman olarak meme kanseri programını gelecek hafta ekranlarımızdan izleyebilirsiniz. Efendim ben kültür panomuzda programımızı kapatacağım. Sizin son dileklerinizi alayım efendim. Buyurun. Evet, hekimlik aslında her şeyin ötesinde insanı sevmek, doğayı sevmek, çevreyi sevmek ile ilişkili olan ve bir yaşam tarzı olması gereken bir meslektir. İşte etik kurallar, deontolojik kurallar, hekimlik andı, bütün bunlar mesleğe sıkı sıkı sarılmayı ve en iyi yapmayı hastalarımız için, insanlarımız için en iyiye ulaşma konusunda bize yardımcı olur. Dolayısıyla bu hekimlik andından, etik değerlerden uzaklaşmadan şartlar ne olursa olsun mesleğimizi en iyi bir şekilde uygulama konusunda kararlı olmalıyız. Çok 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 teşekkür teşekkürler ederim. hocam. Emeklerinize, ağzınıza sağlık. Değerli Kanal Bey izleyicileri, Haldun hocamıza da tekrar teşekkür ediyoruz. Biyomedikal etikteki Türkiye'deki sorunları diğer bir ikinci programda inşallah hocamızı konuk edip, davet edip konuşacağız. Ben kültür banomuzda bitiriyorum. Kitap olarak tabii ki hocamızla ortak kitabımız değerlendirdiğimiz Tıp Etiği, kısa bir giriş. Michel Dan ve Tony Hope'un çeviren Menekşe Arık, İş Bankası Kültür Yayınları'nda özellikle tıp çalışanlarına, hekimlere bu kitabı öneriyoruz. Yine bir kütüphane duyurusu yapacağız. İş Bankası'nın, Türkiye İş Bankası Atatürk Kütüphanesi Ankara'da halkımızın hizmetine girdi. Ulus'taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nin tarihi binasında herkese açık ve giriş ücretsiz. Ulus Çam Sokak'ta No 3'te. Yeni bir programda görüşmek dileklerimizle.